Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, olgu ve olayların geçmişten alınarak yarın için yorumlandığı dünden yarına programına hoş geldiniz. Bu hafta inşallah Mısır'daki ihvan deneyimini konuşacağız. Mısır'da ihvan-ı Müslümin nasıl iktidara geldi, iktidar sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştı ve ne gibi yanlışlar yaptı ve devamında iktidardan nasıl düştü? İnşallah bunları konuşacağız. Konuğum değerli Dora Haber Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Turan. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu hafta Mısır'daki ihvan deneyimini konu edineceğiz. İnşallah. Biz esasında yıl dönümündeyiz. Yani Mısır'daki 25 Ocak devriminde başlayan halk ayaklanmasının 8. yılını yanılmıyorsam bitirmiş bulunmaktayız. Biz de bu vesileyle Mısır'da o süreç nasıl işledi, ondan sonra ihvan nasıl iktidara geldi bunları konuşacağız. Ama öncesinde hocam İhvan iktidara gelmeden önce Mısır ne durumdaydı ve o duruma nasıl gelmişti ve o şartlar altında İhvan nasıl iktidara geldi? Bu konuyu konuşabilir miyiz? Şüphesiz ki İhvan çok köklü bir teşkilat. Geçen yıl 90. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Bu 90 yaş bir hareket için büyük bir yaştır, kıymetli bir yaştır. Dolayısıyla İhvan büyük bir tecrübeye sahip, büyük bir deneyime sahip. Biz burada sadece İhvan'ın Arap Baharı sürecinde yaşadıklarını, Mısır'da iktidara gelişini ve iktidardan darbeyle uzaklaştırılmasını anlatacağız. Bu deneyimden söz edeceğiz. Yoksa 90 yıllık ihvan deneyimi başlı başına bir vakadır, başlı başına bir meseledir. Şimdi Arap Baharı 8 yıl önce yaklaşık 4 Ocak 2011'de Tunus'ta işte bir seyyar satıcının Muhammed Buazizi adlı bir seyyar satıcının haksızlığa, zabıta tarafından haksızlığa uğratılmasından dolayı kendini yakmasıyla başladı. Vaka Tunus'taki bu olayla başladı ama belli ki böyle bir vaka aranıyordu. Yani her gün sokakta bir mesele yaşanır. Bir trafik kazası olur. Bir zabıta birine haksızlık yapar. Biri intihar etmeye kalkışır. Bu genel geçer olaylardan biri olarak yaşanır ve gider. Ama vakaya el atan biri olur da bunu bir mesele haline getirirse bu büyük bir olaya dönüşür. Dolayısıyla vakanın başlangıcı tevafuki olabilir. Tesadüfi demiyorum ama tevafuki olabilir. Ancak vakanın büyütülmesi, uluslararası gündeme taşınması, yorumlanması, benzer vakalarla ilişkilendirilip bir toplumsal harekete dönüştürülmesi şüphesiz ki kendiliğinden gelişen bir olay değildi. Bu daha çok sosyal medyanın bir meselesi olarak ortaya kondu, vakanın büyümesi. Malum olaylar 4 Ocak'ta 2011'de Mısır'da başladı. 25 Ocak'ta 4 Ocak'ta Tunus'ta başladı, 25 Ocak'ta Mısır'a taşındı, Mısır'a geçti. Ve sonra malum Suriye'ye kadar bu iş yayıldı. Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'nın mühim bir kısmını etkisi altına aldı, ondan bahsediyorum. Bu şekilde büyütülmesi, bu şekilde genişletilmesi bir şey olarak, bir sosyal medya meselesi, bir sosyal medya devrimi olarak adlandırıldı. Elbette burada sosyal medya bir araçtı ama sosyal medyanın kullanıcıları vardı, öyle değil mi? Aktörleri vardı. Sürekli araçları, teknolojik araçları öne sürer Batı, arkasındaki kişileri gizler. Şimdi bu vakanın da ardında bir mağdur Arap-İslam alemi vardı. Bir de bu mağduriyetin bir İslam devrimine dönüşmemesi için, Arap-İslam alemine bir İslam devrimine dönüşmemesi için çaba gösteren bir batılı güç vardı. Şimdi olaylar 25 Ocak'ta dedik Mısır'a ulaştı.
toplumun farklı sınıfları meydanlara döküldü. Başta Tahrir Meydanı olmak üzere yüz binler meydanlara döküldü. Ve kısa sürede Mısır gibi geniş büyük bir nüfusa sahip bir ülkede bir beynelminel vaka haline geldi. Dünyanın dikkatlerini üzerine çekti. Dünya bunun üzerine yorumlar yapmaya başladı. Olayların geleceği, geçmişi, içinde bulunduğu halle ilgili çok yönlü değerlendirmeler yapıldı. Mesele bir Mısır meselesi olmaktan çıktı, bir İslam alemi ve hatta bir evrensel mesele haline geldi. Şimdi neden bu hale geldi vaka? Çünkü Mısır'da 1800 Eylül 1953'ten itibaren, yani Cemal Abdülnasır'ın devlet başkanlığını elde ettiği günden itibaren bir ulusalcı, sosyalist iktidar vardı. Halk, Mısır halkı bir kere burada İslamcısıyla, liberaliyle, yoksuluyla, hatta mu'tedil zenginiyle bu iktidardan bıkmıştı. Bu iktidarın bir an önce yıkılmasını istiyordu. Şimdi neden? Çünkü bu ulusalcı sosyalist iktidar 1953'ten 2011'e kadar yaklaşık 60 yıl mı ediyor? Yanlış hesaplamıyorum, öyle değil mi? Evet, yaklaşık bir 60 yılı geçiyor, öyle değil mi? 60 küsür yıl boyunca Mısır'ın kanını akıttı. Mısır'ın zindanlarını sürekli insan doldurdu. Buna karşılık iki vaadi vardı. Yani bu kurbanlar niye? Aralarında Seyyid Kutub, Seyyid Abdülkadir Ödeh'in bulunduğu, devasa insanların bulunduğu şehitler verildi bu süreçte. Kurbanlar kesildi adeta. Şimdi ne uğruna ne diyordu? Diyordu ki ben bir ulusalcı bir rejimim, iki sosyalist bir rejimim. Aynen Irak'ta Baas rejimi gibi, Suriye'de Baas rejimi gibi, bizdeki PKK gibi, 1950 öncesi CHP gibi, 1960 yılları Türkiye'deki YÖN hareketi gibi, gene CHP içindeki bir yapılanma olarak YÖN hareketi gibi, bilmem Tunus'ta Habib Bourguiba hareketi gibi, Libya'da Kaddafi hareketi gibi, ben ulusalcıyım ve sosyalistim, milliyetçiyim ve sosyalistim. Milliyetçi yanıyla bu rejim çağdaş, modern bir Arap kültürü vaat ediyordu Mısır'a. İkincisi, onurlu bir Arap kimliği. Hatta sadece Mısır'a değil. Adına Nasırcılık denen bütün Arap İslam alemine, hatta Kürtleri de içine alacak şekilde, Irak Kürdistan'ı ve Suriye Kürtlerini içine alacak şekilde bir sağlam bir kimlik vaadinde bulunuyordu. Ne oldu? Sonra sosyalist yanıyla sosyal adalet vaat ediyordu. Şimdi bu rejim bütün ulusalcı sosyalist rejimler gibi Arap dedikçe halkı Fransızlaştırdı. Aslında yaklaşık 100 yıl önce meşhur Tahtavi'nin, hatta 100 küsur yıl önce Tahtavi'nin Fransa gezisindeki o Batılılara duyduğu imrenmeyi, özenmeyi en uç şekilde Cemal Abdülnasır Mısır halkına uyguladı Arapçılık adı altında. Milliyetçilik adı altında halkı kendi milli benliğinden uzaklaştırdı. Evet, aynen, milli benliğinden uzak. Bütün ulusalcı sosyalist rejimlerin özelliği budur. Sömürgeci rejimlerdir bunlar. Kandırıcı, keklik rejimlerdir bunlar. Sizi Arap yapacağım, Arap diye bağırır. Türk yapacağım, Türk. Dünyanın en yüce türküsüz olacaksınız. En yüce insanı ve en yüce türkü. Çünkü bunlar coğrafik milliyetçiliklerdir aynı zamanda. Sizi dünyanın en yüce insanı yapacağım Türk kimliğiyle ve en yüce türkü yapacağım. Türkiye türkü olarak. Sizi dünyanın en yüce Arabı yapacağım. Dünyanın en yüce insanı yapacağım Arap olarak ve dünyanın en yüce Arabı yapacağım Mısır Arabı olarak. Yani hem evrensel hem bölgesel vaatlerde bulunuyorlardı. Ama çok garip. Bunlar Arap dedikçe her zaman ifade ediyorum, şapkadan Fransız çıktı. Türk dedi, şapkadan Fransız çıktı. Kürt dedi, şapkadan Fransız çıktı. Bu Fransız Mason Locası'nın bir garip haliydi. Aslında çaresizleşen İslam aleminin ve yolunu şaşıran, Kur'an rehberliğinden uzaklaşan İslam alemini kandırmak için bulduğu, aldatmak için bulduğu bir sihirdi. Sosyal bilimlerini, ilimlerini kaybeden bir İslam aleminin
Acaba bu doğru söylüyor olamaz mı? Çaresizlik içinde hani denize düşen yılanın sarıldığı gibi peşine düşerek hep kaybettiği bir husustu bu. Mısır'da bu yaşandı. Büyük Arap edebiyatçısı Seyyid Kutup burada şehit ediliyor. Arap edebiyatı ilerlemiyor, Arap kültürü ilerlemiyor. Halk bunu görmeye başlıyor ve umut kesiyor. Sosyal adalet diyordu. Ya Mısır'da yüz binler mezarlıklarda yaşıyor. Nil sahillerinde askeri ve bürokrasi ve yargı bürokrasisi, devletin kemiğini oluşturan askeri bürokrasi ve yargı bürokrasisi Nil'in sahillerinde batılı dostlarını, Fransızları, İngilizleri sefahat içinde ağırlarken meşhur tırnak içinde söylüyorum Arap dansları adı verilen, biliyorum oryantal dansları denen dans çeşitleriyle misafirlerini ağırlarken, fuhuşatın en dibindeki halleri yaşarken millet mezarlıklarda yaşıyor. Nasıl mezarlık? Ben de merak ediyorum doğrusu. Orada mezarlar geçmişti. Böyle bir tür iki katlı yapılıyormuş. Alt kısımda ölüler bulunuyor aile mezarlıklarında. Üst kat ise aile mensuplarının dua etmek için, mezarlık ziyareti için geldiklerinde sığınmaları için, güneşten korunmaları için böyle bir kulübe şeklinde bir şey yapılıyormuş. İnsanlar o mezarlıklarda yaşıyorlar. Bu muydu sosyal adalet? Hayır. Sonra insan kendi insan olarak da tüketti işte. 1970'e kadar Cemal Abdülnasır vardı. 1981'e kadar Enver Sedat vardı. 2011'e gelinceye kadar 30 yıl boyunca da son firavun denen Hüsnü Mübarek vardı. Son ikisi özellikle liberalizmi de eritip götürdüler. Ama Mısır halkına hiçbir şey veremediler. Bu halk artık yeter diyordu. Buyurun. Bu Mısır'ın yani İhvan'dan önceki, o halk devriminden önceki durum buydu. Dolayısıyla esasında bu anlattıklarınızdan yani şu sonuç çıkıyor. Halk zaten isyan etmesin de ne yapsın? Dolayısıyla hocam peki 25 Ocak devrimi bu şartlar altında gerçekleşti. Başladı, evet. Evet. 25 Ocak gerçekleştiğinde orada İhvan'ın duruşu nasıldı? Hani orada İhvan bunun öncülüğünü mü yaptı yoksa orada temkinli davranarak olayları mı izledi? Yani orada İhvan'ın duruşu nasıldı hocam? Şimdi İhvan geleneksel hareket mantığında sokak eylemleri yoktur. Hangi mağduriyeti yaşarsa yaşasın sokak eylemleri yok. Dolayısıyla bir sokak eylemi tecrübesi de yok. Bir kere olaylar burada İhvan iradesi dışında Mısır'a taşındı. Hatta başta İhvan var mı yok mu diye bu konuşuldu, tartışıldı. Dolayısıyla İhvan Tahrir Meydanı'na rengini vermek istemedi başta. Kararsız mı kaldı zannetmiyorum. Biraz geri durdu. Çünkü İhvan şunu biliyordu ki İhvan bir ülke değildir. İhvan Arap İslam aleminde ve İslam aleminin diğer kesimlerinde kısmen devasa bir harekettir, bir güçtür. Ve ulusal sistem onun iş başına gelmesini istemez. Nerede? Özellikle Mısır'da. Özellikle Mısır'da. Zira Mısır'ın Batı'nın elinden çıkması İsrail'in çıkmasıyla eşdeğerdir. Bunu Haçlı Seferleri tarihinde gayet iyi öğrenmişlerdir. Akıllarını tarihten alır Batılılar. Akıllarını tarihten alır. Burada Mısır'ın hani konumundan mı kaynaklanıyor yoksa İhvan-ı Müslümin'in Mısır'da kurulduğu için mi? Çok güzel, çok güzel. Bir, Mısır'ın konumundan kaynaklanıyor ama konum coğrafya ölü bir topraktır. Coğrafyayı kullanan, anlamlı kılan nedir? İnsan unsurudur. Burada zarf mazrufla kıymetlidir. Zarfın bir kıymeti yok. Doğrudur. Bu kap ölüdür. İçindeki suyla kıymetlidir. Anlaşıyoruz değil mi? Dolayısıyla aslında burada Enver Sedat vardı ve İsrail'le yaptığı her savaşı kaybetti. Neredeyse. Neredeyse. Neyse Camp David anlaşması imzaladı. Milliyetçilik adına onunla İsrail'in bilmem hangi başkanının resimlerini yan yana getirdiğinizde ortaya çıkan hal ortada, rezalet vardı. Ama bir Mısır konumu var. İsrail'in Filistin topraklarının yanı başında ve bir de bu Filistin
özürle, bu Mısır topraklarına konumlanacak olan bir ihvan hareketi var. İhvan insan unsuru var. Bu ikisi bir araya geldiğinde İsrail'in yaşama şansı yoktu. Burada ya ihvan ulusal sistemle anlaşacaktı ya da ihvan iktidara gelişi engellenecekti. Bunun için ihvan iktidara gelmiyormuş gibi yaptı tahrir olayları sırasında. Liberaller öne çıktı ki bir avuç insanlar Mısır'da. Muhammed Baradei falan vardı, eski atom enerjisi başkanı falan. Solcular vardı, hatta Nasırcılar vardı hatırladığım kadarıyla. Rejim bunlara karşı Baltacılar denen örgütlediği hırsızları, soyguncuları falan öne sürdü. Ama işin içinden çıkamadı. Neyse yer yer ancak tekbir atıldı devrim boyunca. Fakat olaylar 11 Şubat'a mıydı? 11 Şubat'a geldiğinde 2012'de Hüsnü Mübarek istifa etti. Bu özellikle Arap İslam aleminde büyük bir sarsıntıya yol açtı. Hatırlıyorum o zamanki Suudi Arabistan Kralı Abdullah Obama'ya ahta fırça çekmişti ve şöyle demiştim. Ya demek ki Masonik zincirde Melik Abdullah'ın, Kral Abdullah'ın hiyerarşideki yeri Obama'dan daha üst. Çünkü çok böyle aşağılayarak fırça atmıştı. Neden mübareğin onurunu korumadınız falan diye. Onun yerini kim aldı? Onun yerini işte Silahlı Kuvvetler Konseyi aldı. Yani Hüsnü Mübarek'in gidişinden sonra bir askeri rejim geldi. Esasen Mısır'daki rejim yapı olarak asker karakterlidir. Buradaki hem Cemal Abdülnasır, hem Enver Sedat, hem Hüsnü Mübarek birer askerdiler. Dolayısıyla rejim askeri bir rejimdi. Askeri konsey yine bir asker getirdi. Buradaki asker tırnak içinde Orta Doğu ordularından birinin komutanı anlamında. Yani yerel lejyon gözüyle bakabilirsiniz siz buna. Yerel lejyon gözüyle bakabilirsiniz. Bunlar paralı asker konumunda, sömürgeci güçlerin paralı askerleri konumunda. Bunlardan birini böyle köle reisi gibi tepeye getirirler ve o onlar adına ülkeyi elde tutar. Buna Müslümanlar çok kabullenmek istemiyorlar. Fazla rencide edici buluyorlar. Biz kölelerin kölesi miyiz arkadaş? Diyorlar. Ama anlayan anlıyor. Mesela 28 Şubat sürecinde Türkiye bunu çok iyi anlamıştı. O yıllarda Ankara'daydım. Böyle en uç noktadaki milliyetçi arkadaşların bunu anladığına şahitlik etmiştim. Yani ne oluyor bize ya diyordu. Şimdi diyordu biz Erat mıyız arkadaş? Başımızdakiler o dönem için Amerika'nın, İsrail'in çavuşu da biz onların Eratları mıyız? Hatta şöyle diyorlardı, ya biz Erat olacağımıza Amerikan çavuşu olalım. Bu ne hal deyip, çünkü Türkiye ile İsrail arasında kurulmak istenen ilişki ağı ifşa olmuştu. Ve bunu onurlu insanlar buna tahammül edemiyorlardı. Evet. Osmanlılar bunu kabullenmek istemiyor. Mısır'daki durumu da kabullenmek istemiyor. Mesela İhvan-ı Müslümin dahi açıklama yaptığında, El Ceyşu Ceyşu ne diyorlar yani. Asker bizim askerimiz diyorlar. Mısır ordusu bizim ordumuz falan. Yok arkadaş bu ordu senin ordun değil. Bu maslahat gereği bazı şeyler yapabilirsin ama senin ordun değildi. Bu malum seçimlerin birinci turu yapıldı. Muhammed Mursi burada ikinci tura kaldı. İkinci tur ne zaman yapılacaktı? Özetle geçeceğim. Çünkü işimiz var gerçekten, anlatacaklarımız var. 16-17 Haziran'da yapılacaktı ama 12 daha önce Mübarek dönemindeki parlamentoyu 11 Şubat'tan hemen sonra lağveden askeri rejim 12 Haziran'da İhvan'ın çoğunluğu elinde bulundurduğu seçilmiş mecliste dağıttı. Serbest seçimlerle gelmiş mecliste dağıttı. Çünkü onlar 16-17 Haziran'da yapılacak olan seçimin İhvan'ın galibiyetiyle sonuçlanacağını biliyorlardı. Biliyorlardı, görmüşlerdi. Şimdi bu süreç içerisinde şüphesiz ki İhvan'a değişik teklifler gitti. İhvan'ın içinden ve dışından. Kendinizden olmayan birini bulun ve reis yapın. Ancak muhtemelen kazanabilecek birini bulamadılar. Üstelik bir fobi var Mısır'da. Böyle Seth Kutub'un özellikle
çok şey yaptığı, çok böyle alevlendirdiği bir fobi var. General Muhammed Necip ve Cemal Abdülnasır'la. General Muhammed Necip İhvan'a yakındı. İhvan'ı destekledi, kralın yerine Mısır'ın başına getirdi. Son derece etkisiz kaldı. Onun döneminde hür subaylar denen o hür, siz esir olarak anlayın, esir subaylar deyin. Cemal Abdülnasır'ın liderliğindeki grup, milliyetçi sosyalist grup, ulusalcı sosyalist grup, Muhammed Necip'i devirdi. Abdülnasır da başta bir İhvan mensubu gibi görünüyordu. Muhtemelen bir İhvan kaydı da vardı. Ama cemaatin denetimi altında değildi. İş başına geldiğinde İhvan'a çok acılar yaşattı. Tarihin büyük acıları yaşattı ve Seyyid Kutup şu tezi geliştirdi. Biz, ya biz olarak iktidar olalım ya da iktidar olmayalım. Bu, yani dışarıdan birine karşı bir fobi vardı. Dolayısıyla İhvan burada kendi seçebilme imkanı varken, seçimi kazanma imkanı varken, kendi dışından birinin Cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmadı. Muhammed Mursi de ısrar etti ve nihayetinde 16-17 Haziran'da yapılan Mısır'ın ilk serbest seçimlerinde ilk sivil cumhurbaşkanı olarak, ilk kez asker olmayan doktor malum, cumhurbaşkanı olarak %51.7 ki biraz daha rahat bırakılsa çok daha yüksek kalır. Oyla, bütün hilelere rağmen bu oyla Mısır'a cumhurbaşkanı oldu. Dolayısıyla 17 Haziran'da İhvan-ı Müslümin Mısır'da Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanlığının şahsında iktidar oldu. Yemin töreni 30 Haziran'da yapıldı. Bu iş 30 Haziran'da resmileşti. Peki hocam, İhvan iktidara geldiğinde asıl süreç bundan sonra başlıyor. Çünkü hani ortada bir Mısır gerçekliği var. Mısır'ın öneminden bahsettik. Uluslararası güçler elbette ki İhvan'ın iktidarını kabul etmeyeceklerdi. Peki Mısır'da İhvan iktidara geldiğinde İhvan'ı bekleyen tehlikeler ve zorluklar nelerdi? Evet. Öncelikle adını andığımız insanlar Mısır zindanlarında bulunuyor. Böyle Mısır zindanları neredeyse işte 70 yıldır sürekli İslami şahsiyetlerle dolup taştı. Böyle onlardan söz ederken insan bir burukluk hissediyor. İfade edeyim. İhvan iktidara geldiğinde Mısır'da barolar, bununla ilgili çok detaylı bir çalışmada yapılmış Batılılar tarafından, ticaret odaları, mühendislik odaları, eczacı odaları gibi, tabi odaları gibi bu yarı resmi dediğimiz kuruluşlar, kamusal kuruluşlar İhvan'ın elindeydi. İhvan bu yarı sivil teşkilatlarda iktidardı. Fakat buna karşılık İhvan yargıda adeta yoktu. Ve askeriyede yoktu. Bu iki bürokrasinin tamamen dışındaydı. Bununla birlikte İhvan'ın dışarıda bir düşmanı vardı. Uluslararası sistem İhvan'ın hiçbir şekilde iktidara gelmesini istemiyordu. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail'in varlığı bir uluslararası konsensüs sonucu oluşmuştu. Yani bunda Sovyetler önce İsrail'i tanıyor. Sonra ABD tanıyor. Bu çok sembolik bir şey bu. Doğu bloku ve Batı bloku. Ve Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi de İsrail'i tanıyor. Çin, Fransa dahil. Bu durumda uluslararası sistem İsrail'in yıkılmasını istemezdi. Dolayısıyla İhvan iktidarını da istemezdi. Diğer bir nokta, Suudi Arabistan, Mısır üzerinde ciddi bir etkinliğe sahip, hem ekonomik olarak Mısır'ı besliyor, hem Mısır'da Selefiler denen, Suudi Selefiler denen büyük bir grubu elinde bulunduruyor. Kamusal bir güç bu. Suudi Arabistan ülke içinde sahip olmadığı güce Mısır'da sahip. Sahip olmadığı demografiye Mısır'da sahip. Suudi Arabistan, Mısır'da seçilmiş bir cumhurbaşkanı, seçimli bir deneyimi, seçimli bir tecrübeyi kraliyet için tehdit olarak gördü. Güvenlik tehdidi olarak gördü. Hele bunun İhvan'dan gelmiş olması daha da önemsedi ve tehdit olarak gördü. Görüyordu, biliniyordu. Sonra zaten
Suudi Arabistan'ın Mısır'la İhvan'la anlaşması ancak uluslararası sistemin İhvan'la anlaşmasına bağlıydı. Suudi Arabistan burada bir çavuştu, bir detaydı. Mesela bir alt küme grup mensubuydu. İşin şey yanı, öte yandan İran çok böyle hani bir hoş gelişler ola diye bir şekilde şeyi karşılamadı. İhvan'ın iktidara gelişini karşılamadı. Mısır'da küçük, çok küçük böyle minik mezhep hareketliği vardı. Tek tük Şiileşme yönünde. Çok yoğun bir şey kanalları var. Arapça kanallar var. Arapları Şiileştirme yönünde. Mısır'da onlar için Fatimiden eski merkezi olması dolayısıyla bir böyle bir takdis ediliyor. Bunun için İhvan'ın gelişini bunun problem olarak gördü. Seküler, laik bir rejimin bunu daha, onları daha çok rahat tutacağına inandı. Şimdi diğer tarafı, Kudüs'te ilgili söylemin kendi elinden alınmasından endişe etti. O halde Suudi de yok, Rusal sistem de yok, İran da yok. İçeride ise Selefilerin mühim bir kısmı şeyin etkisindeydi. Suudi'nin etkisindeydi. Evet. Geriye eskiden beri sistemle araları iyi olan. Ancak Mübareğin çöküşüyle sayısız kalan, ortalıkta kalan geniş bir Sufi kitle vardı. İhvan bu Sufi kitleyle eğer sağlam bir ilişki kurabilseydi, El-Ezher'de ciddi ciddi örgütlü, muhtemelen ordu içinde bir varlığa sahip, oradaki subayların bir kısmı sosyalist, bir kısmı Selefidir. Mısır ordusunun. Suudi Selefistir. Ama muhtemelen kısmen Sufi şahsiyetler de vardı. Eğer Sufilerle ciddi bir bağ kurabilseydi, ilk kez kendi tabanının dışına çıkmış olacaktı. Yer yer bazı laik isimleri yanına çekebildi ama kitle, laikların Mısır'daki kitlesi %5-7% arası kabul ediliyor. Bu da ciddi bir kitle ulusal sistemle alakalarını. Fakat bu kitle bir kere ulusal sistemle beraber hareket ettiği için karşı cepheye geçti. Yine milliyetçi grupla İhvan'ın bazı iletişimler, ilişkiler kurması mümkündü. Bu da küçük bir gruptu. O %7'nin seküler kesimin %2-3'lük bir kesimini oluşturuyordu. Bunlar vardı. Tablo İhvan için buydu. Bunun değerlendirilmesi gerekiyordu. İnşallah hocam. Ama önceden kısa bir aramız, ara vermemiz Buyurun. Gerekiyor. Kıymetli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Kıymetli izleyenler, kısa bir aradan sonra Mısır'ı ve İhvan-ı Müslümin'i konuşmaya devam ediyoruz. Hocam reklamlardan önce İhvan-ı Müslümin iktidara geldiğinde onu bekleyen tehlike ve zorlukları konuşmuştuk. Evet. Tabii tehlikeler şuydu, elbette ki birinci sırada uluslararası güçler geliyordu. Çünkü orada Mısır'ın ve İhvan-ı Müslümin konum gereği ve Mısır'ın İhvan-ı Müslümin'in Mısır'da olması hasebiyle İsrail için ve uluslararası güçler için bir tehdit oluşturuyordu. Ve bununla ilişkili olarak Suudi Arabistan İhvan'a karşıydı. Dolayısıyla İran'dan bahsettik. İran'ın da farklı gerekçelerle İhvan'ın iktidarını çok benimsemediğini. Bunlar işin dışa bakan tarafıydı. Bir de bunun içe yönelik bir tarafı var. Hani orayı konuşuyorduk hocam. Oradan devam edebilir miyiz? Hani İhvan mesela içerideki karşılaştıkları zorluklar ve orada Mısır'ın dengelerini iyi okuyabildi mi ve iyi bir ayarlama yapabildi mi? Evet, şimdi olayın vahametini anlatmak için ifade etmem şart. Suudi Arabistan derhal İhvan-ı Müslümin'i terörist olarak ilan etti. Ama aynı süreçte bizzat dinledim. İran Radyosu da Mursi'nin devrilmesinden sonra yakalanan İhvan mensupları için 20 terörist yakalandı, 30 terörist yakalandı diye haber yapıyordu. Şimdi ne yapabilirdi İhvan-ı Müslümin? Bir kere İhvan-ı Müslümin'in şunu ispatlaması gerekiyordu Mısır'da. Mısır halkına yönelik. Bu bir cemaat iktidarı değildir. İslam aleminde bu 20. yüzyılda yapılan propagandalar, malum iktidarlar asabiye ile olur.
Bir kabileye dayanırsınız, bir bölgeye dayanırsınız, bir fikre dayanırsınız, bir cemaate dayanırsınız. Bunun başka bir yolu var mı? Bir örgüte dayanırsınız. Başka bir yolu var mı? Yok. Çok garip. Eğer yönetim bir sosyalist örgütten olursa, bu tabii karşılıyor, Bağız'dan. Öyle mi? Nasırcı olursa, bu da tabii. Burgibacı olursa, bu da tabii. Ama İslami bir cemaat veya tarikat olursa, aman çok kötü. Nasıl bir algı yönetimle? Peki tarikat cemaat olmayacak da kim olacak? Böyle bir algı yönetimi olmuş ve İslam aleminde halkın genelinde özellikle Batı'nın geniş etkisi altındaki aslında Batılı, İslam aleminde yaşayan Batılı, Batıcı Müslüman entelektüeller tarafından bir garip karşılanıyor. Kavramı bilmiyorum anlaşıldı mı? Yani bizim içimizde yaşayan, buralı olan ama aslında İslam ve iktidar şeyine sosyalistlerden farklı bakmayan sözde Müslüman entelektüeller piyasada bolca var. Her gün, her gün bunlarla biz de uğraşıyoruz. Evet, hani Müslümanlara diyorlar işte siz gidin işte namazınızı kılın, davetinizi yapın, işte sosyal etkinliklerinizi yapın ama devlet işlerine karışmayın. Yo, öyle değil. Efendim bu devlet %100 İslam'la yönetilmeli, şeriatla yönetilmeli. Ama iktidar olunca herhangi bir Müslüman grup olmamalı falan. Kim olacak arkadaş? Kim? Bu İslami yönetimi inkarın ayrı bir sürecidir. Bunu çözme noktasında tam olarak anlaşamıyoruz. Birileri diyorlar ki zaten İslam devleti demek zulüm demektir. Bu sol kesim. Birileri diyor ki bizim İslam devletine falan bir ihtiyacımız zaten yok. Namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım, bu işe biz karışmayalım. Ama birileri var ki İslam devleti mutlaka gerekli fakat bunu herhangi bir İslami cemaat, tarikat, grup falan yapmamalı. O da ilginç bir paradoks. İmkansızlaştırıyor. İngiliz oyunu. Geniş, İngilizlerin geniş etkisi altındaki geniş bir grup bu İslam aleminde. Müslüman entelektüel bu arada. Müspet Müslüman böyle. Kaç katman tarafından oyuna getirildiğimizi çözebilseydik keşke diye insan bazen ağlayası geliyor. Kaç katmanlı bir operasyona tabi tutulduğumuzu keşke, keşke görebilseydik. Keşke anlayabilseydik. Doğrudur. Anlaşıyoruz değil mi? Evet. Mesela çok... Vay. Mısır'da da bu algı vardı. Dolayısıyla Mısır algısal olarak bir cemaat iktidarına müsait değildi. İhvan'ın bunu dağıtması gerekiyordu. Yani o bir ihvan iktidarı değildir. Bu bir Mısır halkı iktidarıdır. Dolayısıyla sadece ben yokum. Benim yanımda falan tarikat var, falan cemaat var. Şimdi cemaat-i İslami zaten mühim bir kısmı ihvandan ayrılmaydı. Yani tercih yapması gerekiyordu. İhvan tercihini nasıl yaptı? İhvan tercihini selefilerden yine yaptı maalesef. Üstelik iktidara gelir gelmez selefi zorlukla karşılaştı. Zira selefi milletvekilleri sıraların üzerine çıkıyorlardı mecliste namaz saatinde şov yapıp hadi şimdi okusunlar bakayım Sisi zamanında. Ezan okuyup hadi namaz saati burası niye şeriatı uygulamıyorsunuz diyerek mecliste parlamentoyu taciz ettiler. Çok gülünç duruma düşürdüler. Vazifeleri buydu. Yıllardır Suudi Arabistan tarafından bunun için besleniyorlardı. Yıllardır Suudi Arabistan tarafından bunun için Suudi Arabistan'ın yaptığı hiçbir besleme İslam alemine hayır getirmemiştir. Yıllardır bunun için besleniyorlardı. Burada hocam anladığım kadarıyla hani ihvan o sosyolojiyi kavrayabilmiş. Hani bir taraftan tercih yapması gerekiyor ama tercihini yanlış taraftan mı yapıyoruz? İhvan bunu yapıyor, onu anlatacağım niye böyle oldu diye. Evet. Hani yanlış yaptı demek de çok böyle şey, o direkt yanlış yaptı demek de istemiyorum ama normalde ihvanın hem Mısır içindeki sosyoloji alimleri, toplum bilimcileri, hem Katar'a, Kuveyt'e yerleşmiş, Yemen'e o zaman yerleşmiş alimleri, Sudan'daki alimleri bunu anlayabilecek kapasiteye sahiptiler. Fakat onun zihinsel altyapısı var. Neden böyle oldu anlatacağım inşallah. Öte yandan Kıptilere, azınlıklara yönelik saldırılar yapıldı. Gaye Avrupa'yı harekete geçirmekti. Başka?
açık giyiniyorlar, fuhuşata karışıyorlar diye bazı kadınlara yönelik saldırılar yapıldı. Başka? Mısır'da tek tük bulunan Şiilerin evlerine yönelik saldırılar yapıldı. Ve her tarafın bağırışı uluslararası zemine taşındı. Efendim İhvan İhtar'a geldi, kadınlar saldırı altında. İhvan İhtar'a geldi, Şiiler saldırı altında. İhvan İhtar'a geldi, Hristiyan azınlık İhtar'a saldırı altında. Hem Avrupa'daki kadın ve eşcinsel kuruluşları, hem dünyadaki Şii kuruluşlar, hem dünyadaki Hristiyan kuruluşlar İhvan'a yönelik eleştiriler yayınladılar. Aynı zamanda küresel medya tarafından da bunlar yayınlanıyordu abartılarak. Abartının tarafından. Abartısıyla ben kendim mesela içerideydim. Ama tamamını dinleme şansına sahiptim. Akşamları BBC Arapçayı dinleyerek tüm bu haberleri alabiliyordum. Ve endişeleniyordum çünkü bunun BBC tarafından yayınlanıyor olması tehditti. Yoksa bunların yaşanıyor olması değil. Yaşanır ve kontrol altına alırsınız efendim. Niye futbol sahalarında maç oynanıyor diye hücuma geçtiler bir anda. O güne kadar eylem yapmayanlar birden harekete geçtiler. Burada işte Suudi Birleşik Arap Emirlikleri. Ya İslam alemindeki biz bu meseleyi tam çözemiyoruz herhalde. Bu tür yapılanmalar böyle günler için vardır. Müslümanların önünü kesmek için o oluşturulmuştur. Tamamı zuhur etti. Tamamı ama zuhur etti. Şimdi İhvan bir yol ayrımındaydı ama arada kalmıştı. 1960'lı yıllardan itibaren eskiden beri İhvan da İmam Hasan el-Benna'da gerek Seyyid Kutup'ta bütün İslami müktesebattan istifade kapsamında İmam İbni Teymiye'den istifade de vardı. Fakat 60'lı yıllarda Mısır rejiminden Nasır'dan kaçanlar bu bir oyundu, uluslararası bir oyundu. Veya Tunus'tan kaçan veya daha sonra Libya'dan kaçan her İhvan'a kim kapısını açtı? Suriye'den, Irak'tan, özellikle Irak'tan ama kim kapısını açtı? Suudi Arabistan kapısını açtı. Şimdi Irak bir İngiliz bölgesiydi, Suudi bir İngiliz bölgesiydi, Mısır bir İngiliz bölgesiydi, Suudi bir İngiliz bölgesiydi. Mısır koyuyor, Suudi alıyordu. Yani tabii Suudi normalde İhvan-ı Müslümin'in faaliyetlerine izin vermeyen bir ülke ama şahıs olarak izin veriyor. Şahıs olarak izin veriyor. Oraya sığınmalarına müsaade ediyor. Yani buradan da anlayabiliriz. Hani faaliyete izin vermiyor ama şahıs olarak diyor ki gel burada. Burada kal. Evet. Ve İhvan geniş bir şekilde İbn-i Teymiye fikriyatının etkisi altına girdi. Zihnen hanbelileşti. Klasik olarak bir Şafii mezhebi hareketiyken, içinde tek tük hanbeliler ve Hanefi ulema varken, tabi olarak Maliki ulema varken tabansal anlamda birden hanbelileşti. Öyle ki İhvan-ı Müslümin'in bastırdığı bir eğitim kitabı, çocuklara yönelik eğitim kitabı, ümmetin imamı Ahmet bin Hanbel diye başlığı atabilecek kadar ya, imamlarından biri değil. Bakın diğer imamları da anlatmıyor. Sadece ümmetin imamı, bu bir kottur. Bu bir kottur. Zihinsel kottur. Zihinsel kottur ve selefilik kottudur. Bir, İhvan-ı Mütemiye fikriyatının etkisi altına girerek kendi içinde itaatsiz grupların ortaya çıkmasına yol açtı. Bunların bir kısmı cemaat içi sorunlar çıkardılar, içeride kaldılar, cemaati istikrarsızlaştırdılar. Bir kısmı yan ürün oldu. Hani ilaçların yan etkisi gibi. Yan ürün oldu, değişik gruplar kurdular, silahlı falan gruplar kurdular. Üçüncüsü, büyük bir kitleyle Mısır'ı İbn-i Teymiye fikriyatına açtılar. Onların sırtından geldi Mısır'a bu fikriyat gelip geniş bir tabana yayıldı. Ve üstelik bu yayılmayı Suudi Arabistan kontrol altına aldı. Çünkü oradan buraya geçiyordu. O kontrol altına aldı derken Mısır'da selefilik bir kere ciddi bir kitle haline geldi. Sufilerden daha güçlü belki bir kitle haline geldi. Burada İhvan bu İbn-i Teymiye fikriyatıyla temelde Mısır'da zaten hani sol, liberal, bunlarla uzlaşma, bir araya gelme hususları, bakın Suudi Arabistan sözde İbn-i Teymiye fikriyatıydı, doğru mu? Evet. Ama Hüsnü Mübarek'in bir numaralı hamisiydi. Zeynel Abidin Ali'nin hamisiydi. Hatta Ali Abla Salih'in bir numaralı hamisiydi. Ama İhvan
solla dahi bir araya geldiğinde bazı mensupları biz sosyalistlerle bir araya mı geldik efendim? Bunun için mi devrim yaptık? Diye bağıracak duruma düşüyorlardı. Geliyorlardı. O fikriyat, sağlıklı bir fikriyat değil. Değildi. Bununla birlikte İhvan'ın kendisi sürekli bir İbn-i Teymiye vurgusu yaparak üniversitelerde yerleşik sufiler olsun, askeriyede ve yargıdaki yerleşik sufiler olsun ve halk arasındaki sufiler olsun zaten tepkilerini çekiyordu. Bu bir İbn-i Teymiye harekettir diyor Mısır sufileri İhvan-ı Müslümin için. Çok ciddi bir rahatsızlık içindeler. Çok ciddi bir rahatsızlardı. Bunu yumuşatması gerekiyordu. Aksine selefilerin desteği hala aynı şey yapılıyor. Ben dinliyorum onları. Vurgulaya vurgulaya İbn-i Teymiye vurgusu yapıyorlar. İmam Hasan el-Benna'yı Ata İbn-i Teymiye'nin talebesi yapıyorlar. Aradan geçen yüzyıla rağmen. Burada İmam Hasan el-Benna ile Şazeli tarikatı arasındaki bağı üstünü örtüyorlar. Onunla Şeyh Muhammed Emin el-Kürdi arasındaki bağlantıyı üstünü örtüyorlar. Tenürül kulubu ile ilişkisini örtüyorlar. İhya ile ilişkisini örtüyorlar. Doğrudan götürüyorlar, İbn-i Teymiye'ye bağlıyorlar. Son derece yapay bir bağlantı. Sufiler için bunlar kriptonun şeyidir diye bir şey uydurdular. Neymiş efendim? Bunlar bir araya gelirken böyle ya Hüseyin, ya Ali falan diyorlarmış. İslam dünyasının tamamında tasavvuf bir ehl-i beyt hareketidir. İster Kadri olsun, ister Nakşi olsun, Ehl-i Beyt sevgisi tasavvufta esastır. Ehl-i Beyt'in o samimiyeti, o ihlası tasavvuf olarak bize aktarılmıştır. Bak, zaten Kadirilik'te Hazreti Ali Efendimiz silsilenin tepesindedir. Ama Nakşibendi tarikatının da bir kısmında Hazreti Ali tepededir. Diğerinde ise önce Hazreti Ebubekir Efendimiz gelir, bir altında hemen Hazreti Ali Efendimiz gelir. Dolayısıyla bunlar Ehl-i Beyt hareketleridir. Bununla sağlıklı bir iletişim kuramadı ve yapayalnız, ama yapayalnız kaldı. Genelkurmay Başkanlığı görevden aldı Muhammed Mursi. Onun yerine 12 Ağustos'ta mıydı? 12 Ağustos 2012'de Genelkurmay Başkanlığı'na Suudi Selefiliği ile sıkı bir ilişkisi bulunduğu herkesçe bilinen bir süre Suudi'de görev yapan Al-Fatih el-Sisi'yi getirdi. Çok çok ağır bir şeydi. Çok söylendi. Bakın bu adam haindir dendi. Yani bunu stratejik bir hata olarak nitelendirebilir miyiz hocam? Kesinlikle. Bunun gayesi Suudi ile ilişkileri düzeltmekti. Evet. Bunun gayesi dolaylı olarak uluslararası sistemle ilişkileri düzeltmekti. Bunun gayesi Nur Partisi gibi grupların sonradan darbede Sisi'yi destekleyen grupların desteğini kazanmakta, ama yani cephe olarak İhvan tasavvuf hareketi olmasına rağmen kendi selefi bir hareket olarak konumlandırıyordu. Ve bu düşünsel da arka plan, benim vazifem bunu ortaya koymaktır. Bu da halkla arasında bir kopukluk meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Halkın bir kesimiyle. Evet. Elbette Türkiye gibi değil. Yani Türkiye'de bir selefi kitle olmadığı için sizin Türkiye'deki tarikatları karşınıza almanız buna benzemez. Ama bakın, bugün Sudan'da General Ömer el-Beşir'in yaptığını yapamadılar. Tecrübesinden de istifade edemediler. Ömer el-Beşir bir İhvan mensubudur. Bunu herkes bilir. 1989'dan beri 30 yıldır iktidardadır. Ve şu anda onun aleyhinde Hartum'da geniş gösteriler var. Bunun bir kısmına ondan ayrılan Hasan Turabi'nin etkisindeki İhvan mensupları da katılıyor. Ama deviremiyorlar. Zira Sudan Hartum'dan ibaret değil. Bir de çevre var, saha var ve ülkenin dört bir yanını gezip Sufi tarikatları ziyaret edip devasa mitingler yapıyor onların desteğiyle. Muhabbetlerini kazanmış, çok geniş muhabbetlerini kazanmış. Geçen dinledim, sen bu dinin direğisin. Sen bütün tarikların direğisin. Biz senin gölgendeyiz. Emrinin altındayız diye tarikat şeyleri bir bir kürsüye çıkıp on binlerce sufiye onunla beraber sesleniyorlardı ki o heyecanın, o galeyanın Hartum'u ve uluslararası güçleri korkutmaması mümkün değil. Değil, anlaşıyoruz değil mi? Evet.
Zaten kendi ihvan mensupları ona, çoğunluk ona bağlı. Bunu Hartum'da zaten sağlamış ama Hartum dışında kırsalda bir desteğe ihtiyacı var. Ömer Elbeşi'nin bunu sağlıyor. Bu Mısır'da bu sağlanamadı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir teklifi vardı. Bir iki layıklık vurgusu. Ama buna da selefi mantık uygun değildi. Nasıl olur ya? Bırakın Mursi'nin bunu ifade etmesi, Erdoğan günlerce protesto edildi. Evet. Ya yani bu idrak edilemedi esasında. Hani orada bir geçiş süreciydi. Bu geçiş sürecini atlatabilmek için işte biraz şeffaf olmak lazım ama bu tam olarak sanki idrak edilemedi. Yani siz uzlaşıya razı olmazsanız ve gerginliği de kontrol edecek gücünüz yoksa ayaklar altında kalırsınız. Şimdi başka bir yolu yok. Burada dengeyi sağlamak lazım. Evet, pasifleştirici olmamalı bu denge. Gelişmeyi, ilerlemeyi engellememeli. Ama kim geliştirici, kim geriletici belli oluyor. Doğru mu? Evet. Başta radikal fikirlerin tamamı çok ileri görünür. Dengeleyici fikirlerse aslında pasifleştirici, yobaz görünür. Ama öyle değildir. Öyle değildir. Yani bir diyalektik üzerine oturmuş dengeleyici fikirler geleceğin teminatıdır. Bu burada anlaşılamadı. 30 Ağustos'ta aynı yıl İran'ı ziyaret etti ve kameralar önünde, İran yetkililerinin önünde hakaret anlamına gelebilecek sözler söyledi. İlk kez bir Mısır Cumhurbaşkanı İran'ı ziyaret ediyordu bir kere. Olay mühimdi. Olay çok mühimdi bu ziyaret. Ziyaretin gerçekleşmiş olması mühimdi. Birleştirici bir şeyler söylenmeliydi burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor, ziyaret ediyor ve birleştirici şeyler söylüyor. Ama zıddına şeyler söyledi. Özellikle Suriye meselesinden bahsetti. Başka meselelerden bahsetti. Ne yapmaya çalışıyordu? Selefiliği ikna etmeye çalışıyordu. Bu coğrafyada sola bir, iki, selefiliğe oynayan kaybeder. Yani bu iki kesim de sıkıntılı. Bu iki kesim de sıkıntılı. Ve bizdeki Alevi kesimler, üç. Bunu genişletebilirsiniz. Bunlara dayanan kaybeder. Eninde sonunda kaybeder. Geleceği yok bunların. İslam aleminde bunlar geçici iktidarlar oluşturabilirler. Mısır'da 300 yılda kalsan yıkılırsın. Tek gün rahat yerinde rahat oturamazsın. Zira anormal bir şeydir bu. Ve bu malum neticede işte Haziran, Temmuz 2013'e gelindiğinde Mursi karşıtı gösterilere yol açtı. Hatırlarsanız Gezi olaylarından hemen önceydi. Değil mi? O süreçteydi yani. Evet. Geniş bir operasyondu. Ondan hemen önceydi. Şimdi o solcular meydanlara döküldüler. Liberali döküldü, Musa İstem'in adamları. Selefiler destekledi. İkna olmamışlar. İkna olmaları da mümkün değildi. Onların ne istediği de belli değildi. Yani Selefi bir yapının İslam aleminde ne istediği belli değil. Ne istiyor arkadaş bir Selefi? Nasıl kabına sığmayan bir solcunun ne istediği belli değilse, bir milliyetçinin ne istediği belli değilse, bir Selefi'nin de ne istediği belli değil. İkna olan, doyan bir yapı değil. Yani burada İhvan-ı Müslümin Selefileri ikna edeyim derken esasında Selefileri de ikna edemedi. O da karşısında durdu. Selefilerle uğraştığı için Şiiler karşısında durdu. Devamında Sufileri de karşısına aldı. Dolayısıyla o halk yani Haziran ve Temmuz aylarında o sokaklara çıkan halk dolayısıyla geniş bir koalisyon oluşturabildi. Elbette yani siz burada Allah'ın merhametini mi arıyorsunuz, gazabını mı arıyorsunuz? Selefi yapısal olarak Allah'ın gazabını arıyor. Bahane arıyor. Toplumun ıslah olabileceğine, devletin ıslah olabileceğine hiç inanmıyor. Ne yaparsanız diyor ki hala değişim yok. Her şey aynı diyor. Ama efendim biz çok şey yaptık. Hayır siz hala yerinizde sayıyorsunuz ki. Çünkü ona göre hak soyuttur. Hak cennettir. Hep beraber cennete girersek
Ölüp cennete girersek hakkımıza kavuşacağız. Bu, İslami yönetimin imkansızlaştırılması operasyonudur. Anlaşıyoruz değil mi? Evet. İslami yönetimin imkansızlaştırılması operasyonudur. Bu çok anlaşılabilir değildir. Kolay anlaşılabilir bir husus değildir. Adam aynen ulusalcı sosyalist gibidir. Sen, sana vereceğini iddia ettikçe senden alır. Ve sen yaptıkça senden razı olmaz. Sende mutlaka bir hatanın bulunduğunu, mutlaka bir yönüyle müşrik olduğuna seni kendine inandırır. Nihayet kendisinin de müşrik olduğuna kendini inandırır. Dolayısıyla bu tamamen ahirete endeksli bir hareket gibi görünür. Dünya olarak bir şey ifade etmez. Dünya olarak bir şeyi ortaya koymaz. Mursi ne yapsaydı bunlar ikna olmayacaklardı. Halbuki Allah'ın merhametini arayan Mısırlılar vardı. Bunlarla ikna, bunları ikna etmeye çalışmaktı sen. Ne yapsa onun kez şükredecek olan. Daima iyiliği görüp kusuru örten bir Mısır halkı vardı. Bunlara dayanmak yerine bunlara dayanma gibi bir problemle biz karşıyaydık. Bu çok büyük bir tecrübe. Üzerinde çokça durulması gereken bir meseledir Mısır'daki bu mesele. Yani bu gerçekten ciddi bir tecrübedir değil mi hocam? Çok büyük bir tecrübe İhvan. Yani bizim için bugün hani Müslümanlar için ciddi anlamda bir tecrübedir. Çünkü hani artık kiminle irtibat kuralım, halka nasıl inelim. Yani bu noktalarda bize fikir verir. Evet, en azından Muhammed Mursi'nin yıllardır cezaevinde olmuş olmasından bunu çıkarmak lazım. Yani mübarek insan, bu kim Biltacı orada, Muhammed Akif İslam alemin kıymetli insanı orada şehit oldu. Ya bunlar hapiste deyip ağlamak, Sisi ne büyük zalimdir deyip sızlamak çok kolay. Bizim bu dersi buradan çıkarmamız lazım. Ne oldu Mısır'da da bu hal, anlam bu netice bu oldu diye. Bu Muhammed Mursi'yi kınamak anlamına asla gelmiyor. Gelmez. Neticede bu hareket kendi sürecinde yol alıyor. Deneyimler yaşıyor ve bu deneyimler bazı kurbanlara sebep oluyor. Bunu anlamak gerekir. Buna rağmen sürdürmek mühimdir ki İhvan şu anda sürdürüyor. Sürdürmeye çalışıyor. Gayret gösteriyor ki buradaki bakışımız böyle bir İhvan'a içeriden bakış olarak algılanmalıdır, anlaşılmalıdır. Yoksa İhvan'a bir eleştirel bakış falan değil. Özellikle ifade etmek isterim. Zira İhvan şüphesiz ki İslam aleminin en aziz hareketidir. Bundan hiç şüphe duymuyorum yani. Hocam süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hani son söz olarak seyircilerimiz için ne söylersiniz? Ya öncelikle bir yandan dua etmek lazım. Dünyanın dört bir yanında zindanlarda bulunan Müslümanlar için ama Muhammed Mursi gibi geniş bir dünya tecrübesi olan bir insanın oradan kurtulması, tekrar Hazreti Yusuf misali kendi konumuna geçmesi için dua etmek lazım. Öte yandan dünya Müslümanlarının bu meseleyi kınamak veya aşırı övmek yerine bundan dersler çıkarmaları için dua etmek lazım ve bu konuda gayret göstermek lazım. Bizim programımızda bu yöndeki bir çabayı da dilerim ki bizim anlattıklarımız sayesinde biz onların o zindanlarda yaptıkları dualara mazhar oluruz. Onların kalplerini kırmamış oluruz. Hocam teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bu bilgilerden dolayı. Kıymetli izleyenler, bu hafta Mısır'daki İhvan-ı Müslümin'in iktidar sürecini konuştuk. Oradaki işte iktidarda ne gibi dengelerle karşılaştığını ve bu dengeleri işte kontrol altına almak için verdiği çabayı konuştuk. İnşallah bir sonraki hafta karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun.